Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada DUS filan yazıyor şuralarda. Konumuz DUS'a nasıl çalışılır? Bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Orada şu, buraya gelir zaten. Aklımda da böyle bir konu canlanıyor gibi oluyordu. Onun yorumu üzerine çok daha güzel bir fikir. DUS nasıl çalışılır? Ne zaman başlamalıyız? Hangi kaynaklardan? İşte genel olarak böyle bir anlatımda bulunacağım. Kendi araştırmalarıma dayanarak, kendi soruşturmalarıma dayanarak. Tabii ben de şu an 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de kendimden üst dönemleri sordum doğal olarak. Abilerime, ablalarıma sordum. Sosyal medyadan edindiğim bilgileri aktaracağım size. Tamamen kendi bilgilerim değil tabii ki doğal olarak. Çünkü tecrübe etmiş değilim. DUS sınavına girmiş değilim. Evet arkadaşlar, şu an böyle gördüğünüz üzere benim şu an DUS Akademi Anatomi 2. baskı. Burada ağız, diş ve çene radyolojisi DUS Akademi aynı şekilde. Fizyoloji, histoloji, üçü birlikte DUS Akademi serisi. Şöyle elimde 3 adet kitap var. Bunların yayın evi DUS Akademi. Herhalde yanlış tahmin etmiyorsam ya da yanlış bilmiyorsam bu DUS Akademi de zaten DUS Data'ya ait. Gördüğünüz üzere şurada da restoratif diş tedavisi, bir de ağız diş çene cerrahisi DUSEM'in kitabı var. Şu an tabii kamerada ters gözüküyor ama ters gözüküyor. Bunu hiçbir türlü size düz şey yapamayacağım. Bir de elimde arkadaşlar şöyle 2 adet de DUS Data'nın çocuk diş hekimliği pedodonti protetik diş tedavisi DUS Data'nın kitapları var arkadaşlar. Ben bunları nereden aldım? Nasıl tedarik ettim? Şöyle arkadaşlar, normalde böyle bir fikrim yoktu. Hani DUS'la ilgili bir herhangi bir pek bir fikrim yoktu. Sadece DUS'un ne olduğunu biliyordum yani. Kitaplar vesaire çok bilgim yoktu. Zaten daha yeni 3'e geçtim. Babam arkadaşlar gitmiş. Sağ olsun babam, buradan ona bol selamlarımı yolluyorum. Saygılar, sevgiler, canım babam benim. Canım annem aynı şekilde. Gitmiş arkadaşlar, bana hiç sormadan, benden habersiz kitap almış. Herhangi bir siteye girmiş işte. Siz de yazabilirsiniz Google'a DUS kitapları diye. İkinci el kitap almış arkadaşlar. Çok güzel. Neden ikinci el almış? Çünkü zaten bunların sürekli basımları değişiyor. Fakat çok fazla bir şey değiştirmiyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı eski kitaplardan, hani atıyorum şu an 1. sınıfsınız, 2. sınıfsınız, 3. sınıfsınız. Size 2. el kitap almanızı öneririm. Çünkü 1. el kitaplar gerçekten pahalı. Sıfırları gerçekten pahalı arkadaşlar. Mesela şöyle görüyorsunuz. Şimdi içini açacağım size. Burada DUS'a çalışan abimiz ya da ablamız sürekli böyle bir şeylerin altını çizmiş değil mi? Bu cepte. Şöyle buralarda bir takım şöyle notlar verilmiş DUSEM'den. Demek ki bu DUSEM dershanesine gidiyorum. Dershane cepte. Evet, gelelim konumuza arkadaşlar. Bir de ben tüm seriyi almadım arkadaşlar. İşte 8 tane klinik bilimler, 6 tane işte temel bilimler. Bunların hepsini almadım çünkü hepsini zaten çalışacağını düşünmüyordum. Şu anda tam anlamıyla çalışmaya başlamış durumunda değilim. İlk önce İngilizceyi halledeyim diyorum. O belki diğer videoda İngilizce videosu gelir. Bu arada izlemediyseniz bir önceki videomu DUS hakkında her şey şuralarda iyi butonundan bulabilirsiniz. İlk önce onu bir izleyin. DUS hakkında tamamen böyle genel ayrıntılı bilgiler edinin. Şimdi arkadaşlar konuya giriyorum. Nasıl çalışılır? Bir abimize sordum. Abimiz bana dedi ki ben 5. sınıfta başladım ve çok pişmanım dedi. Pişman olduğunu belirtti orada. Demek ki neymiş? 5. sınıftan önce başlamak gerekiyor. Kongreye gittiğimizde DUS'a ne zaman çalışmaya başlamanız diye bir soru sordum ve bana cevabı kongrede 4. sınıfta olmuştu. Benim şahsi fikrim arkadaşlar, 1. sınıfsınız, 2. sınıfsınız, 3. sınıfsınız değil mi? Başlayabilirsiniz. Neden? Şöyle ki sonuçta sen 1. sınıfta da bir şeyler görüyorsun. Biyokimya, fizyoloji, anatomi bilmem ne görüyorsun. 2. sınıfta da görüyorsun, 3. sınıfta da görüyorsun mesela. Sürekli temel dersler. Sen bunu tekrar edemez misin? Edebilirsin. Ben bunları şimdi çalışacağım sonra unuttum diyeceksin. Hayır arkadaşlar, o öyle olmuyor. Sen mesela önceden tekrar ettiğin, bildiğin, öğrendiğin bir bilgiyi unuttun. İkinci defa baktığın zaman çok daha hızlı bir şekilde ezberlersin. Her türlü bu benim kârıma dokunacaktır cepte. Benim size önerim, ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. 1. sınıfta mısın? 1. sınıfta çalışabilirsin. Kendi sınıf derslerine çalıştın. Zamanın kaldı, bir şeyler çalışmak istiyorsun. Al arkadaşım ikinci el kitapları. Instagram'da ikinci el diş hekimliği malzemeleri var. İkinci el işte kitap alım satımlar var Instagram'da da. Telegram grupları da var. Telegram gruplarında da satıyorlar. Hem de Google üzerinden ve web sitelerinden de ikinci el DUS kitapları satın alabilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar, benim soru sorduğum abi bana DUS Data'yı önerdi. DUS Data dedi, bu işin hakkını veriyor dedi. Yani özenerek, bezenerek yapıyorlar dedi. Ondan sonra da sanırım zaten dershaneye yazılmış abimiz. DUS Data'nın kitaplarını önerdi ve kendisi de yanlış hatırlamıyorsam bu kitapların hepsini anladı. Arkadaşlar nasıl yapıyorlar bunu? Gördüğünüz üzere burada altı çizili değil mi? Bunları arkadaşlar son aylar defalarca kez tekrar ediyor olabiliyorlar. Mesela nasıl?
İlk aylarda konuyu çalışıyorlar. Yavaş yavaş temeli oturtmaya çalışıyorlar kendi kafalarında. Orta aylarda soru artı konu yapıyorlar. Soru çözümüne başlıyorlar. Deneme de tabii olabilir. Son aylarda ise bol bol tekrar atıyorlar. Bir ders bir günde sürebilir. Bir ders bir haftada sürebilir. Sizin temelinize bağlı olarak, o dersin zorluğuna bağlı olarak değişebiliyor bu. Son aylarda da bol bol deneme çözüyorlar ve tekrar atıyorlar arkadaşlar. Bir dersin tekrarı 5-6'ya kadar çıkabiliyor. Yani bir dersten konu anlatımından 5-6 tekrar atıyorlar. Bu DUS'ta tekrar atma denen bir olay var. 5-1'den başlıyor 6'ya kadar çıkıyor. Yani başlarda yavaş gidiyorlar. Temeli oturtturuyorlar. Kendi kafalarını o bilgileri oturtturuyorlar. Öğrendikten sonra kafalarını oturttuktan sonra sürekli bir tekrar ediyorlar unutmamak için. Çünkü çok fazla gerçekten bilgi var. Ne dedik? Denemeler dedik. Denemelerde eksikliklerini görüyorlar. Sonra dönüyorlar. O konuyu tekrar ediyorlar. Sorularını çözüyorlar. Denemeleri gerçekten çok fazla vurguluyorlar ve çok önemli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Denemelerin. İlk tekrarlar yavaştır. Sonraki tekrarlar daha hızlıdır diye not almışım. 4. sınıfta güzel bir staj geçirmeniz, güzel bir temel oluşturmanız için önemlidir. Eğer 4. sınıfta, 5. sınıfta stajınızı güzel geçirmeniz ve güzel bir temel oluşturmanızı öneriyorlar arkadaşlar. Son bir ayda çok seri tekrarlar atıyorlar. Genelde farklı kaynaklar, farklı dallanmaları çok önermiyorlar. Bir kaynak belirlediniz mi? Yani bir yayın evi, ondan gitmenizi size tavsiye ediyorlar. Konu tekrarını arkadaşlar her zaman öneriyorlar. Konu tekrarı, tekrar atma çok önemli. Yani işte ben tüm konuları bildim, artık öğrendim, sürekli deneme çözeyim, sürekli tamam deneme zaten okey de sürekli soru çözeyim, hiç konu tekrar atmayayım gibi bir durum söz konusu değil. Deneme çok yararlı dedik. Son bir aya gelmeden arkadaşlar abilerimiz, ablalarımız genelde 3-4 tekrar atıyormuş diyebiliriz. 60 netten mesela bir arkadaş 60 netten başladı. 110 nete kadar çıkabiliyor. Yani 100-110 nete kadar çıkabiliyor. Temel bilimler arkadaşlar klinik bilimlere göre daha çok zorlanılıyor diyebiliriz genel öğrenciler babında. Temelde arkadaşlar ayrıntıya çok girmeden bilinen şeylerin farklı soru tarzlarıyla sorduklarını söylüyorlar. Anlamadığınız dersleri daha ön plana atın. Anlamadığınız dersleri daha önce çalışın demek yani bu. Arkadaşlar tabii bunlar için neler var? Ders mesela nasıl YKS'de dershanelere gittiysek biz. DUS meslek paketleri var. DUS meslek var. Onun paketleri var işte. Soru paketi, konu anlatım paketi, VP grupları var, WhatsApp grupları var. Sonra DUS data var dershane olarak. DUSEM var. Bunlar benim bildiğim. DUS meslek, DUS data, DUSEM. Daha var mı? Belki vardır ama ben bilmiyorum yani. Bu üçünü ben duydum. Evet, motivasyon çok önemli arkadaşlar. 4. ve 5. sınıfta. İlk 3 sene için bahsetmiyorum yani. Artık sonlara geldiğimiz zaman istediğimiz netlere ulaşamıyorsak motivasyon kayıpları oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar size bir duo lazım. Yani bir çalışma arkadaşı lazım. Siz o çalışma arkadaşıyla birlikte bu devamlılığı sürdürebilirsiniz. Güzel bir şekilde götürebilirsiniz bu çalışmayı. Arkadaş ortamı ve duo. Okulda iyi olmanıza gerek yok arkadaşlar. Sizin ortalamanızın uçmasına gerek yok. Bu sınavı kazanabilmek, bu sınavda başarılı olmak, bu sınavda derece yapabilmek için. Her öğrencilik hayatınızın iyi geçmesine gerek yok. Siz son sene ya da ondan öncesini atıyorum sen ilk 3 senen iyi değildir ama 4. sınıfta çalışmaya başlamışsındır. 4 ve 5'te güzel geçmiştir, sağlam çalışmışsındır. Çok iyi yerleri hiç mezuna kalmadan da kazanabilirsin dostum. DUS çalışma saatlerine bakacak olursak arkadaşlar günde 6 yani erken dönemlerde yeni başlayanlar için atıyorum mezuna kalmış biri günde 6 saatte başlıyor. Bu sonra 8'e çıkıyor. 10'a, 11'e, 12 saate kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu kadar da sağlam çalışıyorlar yani. Birisi sormuş, DUS'u kazanmak üniversite sınavında kaç bin sıralamayı yapmaya benzer gibi bir soru sormuş. Ben de ne demiştim yanlış hatırlamıyorsam 5000 civarında bir şey demiş olabilirim ya. O da buraya gelir şimdi diyorum. 5000 civarında bir şey demiş olabilirim. Böyle sağlam çalışmak gerekiyor yani. Belirli kaynaklarda dedik. Evet. Şu an videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar oynatma listesine göz atın. Oynatma listesinizi kesinlikle öneriyorum size. Orada işte bilgiler edinebilirsiniz. Farklı şeyler görebilirsiniz. Oynatma listesine göz atın. Video size yararlı olduysa yorumlar çok önemli. Gerçekten yorumlarda çok motive oluyorum. Böyle basit bir şey bile yazabilirsin yani. Hani uzun uzun yazmana gerek yok. Çok basit de bir şey de yazabilirsin. Yorum atarsan çok güzel motive oluyorum arkadaşım. Bunun serilerinin de devamı gelecek. Evet, yorum atmayı unutma diyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşça kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.